Merhaba dostlarım. Yeni gelen videolardan haberdar olmak için kanalıma abone olup videolarımı beğenerek bana destek olabilirsiniz. İyi dinlemeler. Adım Abdullah. 5 çocuklu ailenin en büyük oğluyum. Samsun'un Asarcık ilçesine bağlı Sakızlık köyünde yaşıyoruz. Babam, ben 10 yaşındayken kanser hastalığına yakalanmış ve kısa sürede de vefat etmişti. Annem tarlalarda, evlerde çalışarak bizi geçindirmişti. Bizi tek başına verdiği mücadeleyle bir yerlere getirdi. Aramızda ikişer yaş olmak üzere kardeşlerim Asım, İbrahim, Zeynep ve Elif vardı. Babasız büyümek her birimizin yüzünde derin bir hüzün bırakmıştı. En güzel anlarımızda bile ansın babamızın gidişini hatırlıyorduk. Yüzümüzdeki gülümsemelerin yerini o derin hüzün kaplayıverirdi. Ama annem bizler için yıllardır tek başına verdiği hayat mücadelesi, çalışkanlığı, her şey tek başına yetebilme çabası, tertemiz yüreği, saygısı ve bize duyduğu sonsuz sevgisiyle eşi benzeri bulunmaz bir örnek olmuştu. Hepimiz annemi her zaman takdir eder, daima onun öğrettikleri üzerine hayatımızı şekillendirirdik. Asla onun bize gösterdiği doğruluktan şaşmazdık. Birbirimize aşırı düşkündük. Birbirimiz olmadan yemek yemeyi, su içmeyi dahi içine sindirmeyen bir bağlılığımız vardı. Evet, bir yanımızı toprağın altına vermiştik ama onun ruhu rahat etsin diye de ona yakışan bir aile olmak için hepimiz var gücümüzle çaba sarf ediyorduk. 24 yaşına geldiğimde liseyi bitirmiş, askerliğimi yapmış, orada burada küçük işlerde anneme destek olabilmek için çalışmıştım. Benim derslerle hiç aram olmadı. Annem okumamı çok istemişti ama ben hiçbir zaman defteri kitabı eline alıp kenara çekilip saatlerce çalışan biri olamadım. Her zaman tamirci olmak istedim. Bir şeyler bozulduğunda alıp uğraş verip onu onarmak, küçük parçaları bir araya getirerek onlardan yeni bir şeyler ortaya çıkartmak benim en sevdiğim şey olmuştu. Hem bu yüzden hem de biraz olsun çalışıp çabalayıp ev geçmene destek olmayı, annemin üzerinden az da olsa yükünü alıp onu rahatlatabilmeyi amaçlamıştım. Kardeşlerim Asım ve Zeynep durmadan ders çalışır, biri öğretmen, diğeri mimar olma hayalleri kurardı. İbrahim her zaman benim gibi liseden sonra okula devam etmeyeceğini, para kazanmak için bir işe gireceğini söylerdi. En küçüğümüz Elif ise dikiş nakış işlerine çok meraklıydı. Bu işlerde bayağı yeteneği vardı. Babamdan kalan maaş ve annemin çalışıp kazandıkları bizi bu yaşa kadar kimseye muhtaç etmeden getirmişti ama bundan sonrasında kardeşlerim okula gittiği için annem tek başına yetişemezdi. Ben annemin bu kadar yorulmasını istemiyor, artık evinde oturup dinlenmesini istiyordum. Küçük yerde yaşadığımız için iş bulma imkanımız çok kısıtlıydı. Ailemi geçindirmek için bunu hiç istemesem de onlardan ayrılmak zorunda kalacaktım. Bir tanıdık vasıtasıyla Samsun merkezde bulunan büyük bir otomobil fabrikasında iş buldum. Verilen maaş ve çalışma şartları çok çok iyiydi. Annemler hiç istemese de onları bir şekilde ikna edip bu işe başlama kararı aldım. Yarın sabah erkenden yola çıkacak, ertesi gün ise iş başı yapacaktım. Annem benim iş bulmamın şerefine çok güzel yemekler hazırlamıştı. O akşam sofranın başında uzun uzun sohbet ederek birlikte geçirmemizi istedi. En sevdiğim yemek olan karalahana sarmasını hamsi tavaya yapmıştı. Gittiğim yerin çalışanlar için tuttuğu lojmanda kalacaktım. Annem orada da aç kalmayayım diye bana bir kolu yiyecek erzak hazırlamıştı. O akşamı her zamanki gibi neşeli şarkılar söyleyerek, sohbetler ederek, annemin leziz yemeklerini yiyerek çok güzel geçirmiştik. Geç saatlere dek konuşmuştuk. Zaman zaman hüzünlenip ağlamıştık. Sabah hava aydınlanmadan kahvaltımı ettikten sonra her birine sımsıkı sarılıp vedalaştım. Erzaklarımı ve valizimi alıp yola koyuldum. Köyden direkt şehre giden bir vasıta yoktu. Bu yüzden bir süre yürüyecektim. Normal yoldan gidersem, yani asfalt yol bayağı uzun olacaktı. Dağdan dolambaç şekilde indiği için o yolu kullanmak pek mantıklı değildi. Ben bu yolu kısaltayım diyerek kestirmeden yola düştüm. Uzunca bir yolu gittikten sonra acıktığımı hissettim. Annemin koyduğu erzaklardan atıştırıp açlığımı bastırabilmek için çamur olmayan temiz bir yer almaya başladım. Tarlaları ve koca koca kavak ağaçları geçtikten sonra küçük bir kasaba karşıma çıktı. Şaşkın şekilde kasabaya bakıyordum. Yıllardır buralardan geçerim ama ilk defa burayı görmüştüm. Yolumu mu şaşırdım diyerek etrafa baktım. Yolum doğruydu ama burası nereden çıkmıştı? Kasaba düzenli, tertipli ve bakımlıydı ama kasabada bir gariplik vardı sanki. Ortalıkta hiç kimse görünmüyordu. Kıraathaneler bomboştu. Dükkanların kepenkleri kapalıydı. Sokaklarında da incin top oynuyordu sanki. Kasaba terk edilmiş gibiydi.
Geldiğim bu kasabada neler olduğunu anlayabilmek için adımlarımı hızlandırdığım sıra karşıma beyaz bir kedi çıktı. Kedi gelip ayaklarımı sürtünerek etrafımda dolandı ve karşıma geçerek diliyle patilerini yalayıp tüylerini temizledi. Bir an yolun bana verdiği yorgunlukla kedinin güzelliğini seyre dalmıştım ki kedinin tüyleri birdenbire diken diken olup rengi siyaha döndü. Gözleri parlarken birden ayakları çatırdayarak tersine döndü. Kedi dilini dışarı çıkarıp üzerime doğru koşmaya başladı. Koşarken de ağzından akan salyalar etrafa saçılıyordu. Kediden insan sesi gibi sesler çıkmaya başladı. Kedi resmen konuşuyordu. Kedi arkamdan gelirken yemeğimiz ayağımıza geldi dedi. O böyle deyince yüzlerce kedi bir anda ortaya çıktı. Onlar tıpkı üzerime saldırmaya çalışan kedi gibiydiler. Kedinin değişerek üzerime gelmesinin verdiği korkuyla bir an ne yapacağımı şaşırdım. Kedi iyice yaklaşıp üzerime atladığı sırada kediyi tutup yere fırlattım. Ardından tekrar kaçmaya başladım. Uzunca bir yolu koşarak gittim. Ondan uzaklaştığımı zannederken diğer kediler etrafımı sardılar. Onlar etrafımı sarıp üzerime doğru gelirken bir çıkış yolu bulabilmek için etrafıma bakındım. Kendimi kötü bir kabusun içindeymişim gibi hissediyordum. Bu yaşadıklarım, kedilerin konuşması, bir anda renk değiştirip canavarlaşması gerçek olamazdı. Aklım almıyordu. Kediler bana iyice yaklaşmıştı ve çıkış yolu yok gibi görünüyordu. Bir tanesi üzerime atlayıp tırnağını elime geçirince canavarla bağırıp çağırdım. Kediler bir müddet geri çekildikten sonra tekrar hücuma geçince kendimi onlardan koruyabilmek için bir şey var mı diye etrafıma bakındım ve sol tarafımda uzunca bir sopa olduğunu gördüm. Sopayı gördükten sonra hızlı bir hamle yaparak elime aldım. O sopayla üzerime gelen bütün kedileri bertaraf ettim. Hiç acımadan o canavarıyla kedilere vurmaya başladım. Kedilerden kurtulunca nereden düştüm buraya? Bu kasaba ne lanet bir yermiş dedim ve kasabadan çıkmak için yürümeye başladım. Kasabaya girdiğim noktaya geldiğimde gözlerime inanamadım. Kocaman bir çukur olmuştu. Kasabadan çıkışın mümkün olmadığını o an anladım. Yüreğim ağzımda korku içinde kasaba içinde ilerlemeye başladım. Bu şekilde devam ederken karşıma büyük bir işanı çıktı. Belki burada birileri vardır diyerek işanına girdim. İçeri girdiğimde ise gördüğüm manzara karşısında adeta donup kaldım. Çünkü içeri savaş alanı dönmüş gibiydi. Dükkanların camları kırılmış, kapılar yerlerinden sökülmüş, içeride ağır bir koku vardı ve yerler kan gölüne dönmüştü. İşanın insanın yüreğine korku veren, kanı donduran manzarasından kurtulabilmek için geri döndüm. Tam adımımı atmışken karşıma yüzü gözü çizilmiş, üstü başı yırtılmış bir adam çıktı. Adam bana ne olur kurtar beni der demez olduğu yere yığıldı. Adam yere yığıldığı an her taraftan fareler çıkıp üzerlerimize gelmeye başladı. Fareler normal farelerden daha büyük ve yara bere içindelerdi. Çok fazla korkmama rağmen bir anlık cesaret ile yerde yatan adamı sırtladım. Farelere yakalanmamak için sırtımdaki adamla beraber hızla handan çıktım. Sırtımdaki adamı dikkatli bir şekilde taşıyarak kasabanın dışına çıktım. Biraz ilerlediğimde tepenin altındaki ufak mağara gibi bir oyuk dikkatimi çekti. Oyuğun içine girdiğimde bayağı içeri doğru giden mağara olduğunu anladım. Onu tehlikenin olmadığı bu mağaraya bırakarak dışarı çıktım. Adam için ilaç, su, yiyecek falan bulmam gerekiyordu. Gizlene gizlene kasabaya geri geldim. Kasabada dolanırken büyük bir otel dikkatimi çekti. Sanırım burası kasabanın oteliydi. İçeri girdim ama otelden ziyade koridorlardan oluşan garip bir yapıydı. Labirente benziyor desem yeridir. Otelin içine girdiğimde kapılar üzerime birdenbire kapandı. Ne kadar açmaya çalışsam da açamadım. Mecburen koridorda yürümeye başladım. İçine girdiğim labirentin sağına gitsem de arkadan çıkıyor. Sonuna gitsem geldiğim yere geri dönüyordum. Labirentin bütün yollarını tek tek girmeme rağmen yolumu bir türlü bulamıyor. Hep başa dönüyordum. Kulağıma uğultu gibi garip sesler geliyor. Ara ara da karartılar görüyordum. Biri sanki köpek gibi oluyordu. Labirentin içinde öyle bir yere geldim ki sinirden neredeyse saçım başımı yolacak duruma gelmiş ve şaşkınlıktan deliye dönmüştüm. Geldim bu yer dört yönlüydü ve üzerlerinde de doğu, batı, güney, kuzey yazan levhalar vardı. Ayrıca bu levhaların her birinin altında da başka levhalar vardı. Bu levhaların üzerinde de gideceğim bu yol doğru yol diye yazılıydı. Bunlar da ne dedikten sonra elimle levhalara vurdum. Levhalara vurduktan sonra levhalar yerinden söküldü ve o hızla savruldular. Yüzüme tokat gibi bir şey çarptı. Bilincim kısa süreliğine gidip geldi. Kulaklarıma gelen uğultu şeklinde köpek uluması gitgide arttı. Levhaların yeri savrulmasının ardından, levhaların sökülen yerlerin altından yüzlerce irili ufaklı ateş böcekleri çıkarak benim etrafımı sardılar.
Ateş böcekleri etrafımı sardıkça terliyor. Onlar tenime dokundukça canımı yakıyorlardı. Normalde sıcak olmadıkları için adım gibi biliyordum ama kıvılcım gibi yakıyorlardı. Ateş böceklerinden kendimi korumak için ellerimle onları kovalamaya çalışsam da bir türlü başaramadım. Birinden kurtulsam diğerleri üzerime yapışıyordu. Ne yapacağımı şaşırmıştım. Kedilerden kurtuldum derken şimdi de ateş böceklerinin saldırısına uğramıştım. Bakalım bundan sonra başıma neler gelecekti. Bu hayvanların gerçek dünyadaki hayvanlarla alakası yoktu. Sadece görüntü itibariyle az biraz benziyorlardı. Geri kalan hiçbir şeyleri benzemiyordu. Bakışları, renkleri, hareketleri bambaşkaydı. Sanki işlerinde şeytan vardı. Her ne kadar çabalasam da yapamadım, kaçamadım. Ateş böceklerinden kurtulamayacağımı anladım. Onları teker teker öldürüp kurtulmaya çalıştım ama sanırım onlardan böyle de kurtulamayacaktım. Şuursuzca koşmaya başladım. Koşarken bir anda kendimi dışarıda buldum. Otelden bu labirentten sonunda kurtulmuştum. Otelin çıkışında sevimli, küçük bir yavru köpekle karşılaştım. Sabahtan beri hayvan görünümlü varlıklarla olan imtihanından sonra köpeğin sevimliğine bakmayıp ondan uzaklaşmaya çalışırken köpek peşime takıldı. Ben nereye gidersem yavru köpek oraya geliyor. Nerede dursam yavru köpek orada duruyordu. Bu şekilde bir saat kadar birbirimizi takip edip durduk. Bu takibin sonunda köpeğin peşimi bırakmayacağını anlamıştım. Köpeğe doğru baktım. Köpeğin sevimliğini gördüm. Gördüm bu yavru köpek bana bakıyor. Dilini çıkartarak kuyruk sallıyordu. Köpeğin sevimliğine daha fazla dayanamayıp yanına yaklaşınca köpek birdenbire hırlamaya başladı. Dişleri uzayarak sivrileşti. Ayaklanıp örümcekler gibi garip şekilde yürümeye başladı. Ağzından salyalar çıkarak o da kedi gibi konuşmaya başladı. Onun sözleri bitince kedilerin etrafımı sarması gibi bu sefer de etrafımı yüzlerce köpek sardı. Bu köpekler tıpkı kediler gibi benim üzerime geliyor. Kudurmuş gibi ağızlarına salyalar akıyordu. Küçük, sevimli köpeğin kedi gibi değişik üzerime doğru gelmesini son anda fark edip kaçarak onlardan kurtulmaya çalıştım. Fakat onlardan kurtulmama rağmen köpeklerin hırlamalarını duyuyordum. Bu kasabaya geldim geleli o kadar korkmuş ve yorulmuştum ki ne yapacağımı bilemeden kuytu bir yere sığınmak zorunda kaldım. Orada dinlenip kendime gelince dışarıya çıktım. Dikkatli bir şekilde sağıma soluma bakındım. Hayvanları görünce onlardan uzak durdum. Mecbur kalmadıkça evlere dükkana girmemeye çalıştım. Kasabanın içindeki her şeyden korkuyordum artık. Kasabada nereden, nasıl tehlike geleceği belli değildi. Kulağımda süregelen bir uğultu vardı. Esrarengiz bir hava. Ara sıra at kişnemeleri. Havada da pis bir rüzgar vardı. Yerdeki tüm kumu çöpü savurup yüzüme yüzüme atıyordu. Etrafta kimse olmayışından belki de bu kadar ses kulağımdaydı. Şimdiden annemi, ailemi çok özlemiştim. Bu yaşıma kadar askerlik dışında ailemden hiç ayrı kalmadım. İlk ayrılışımda başıma bunca olay geldi. Gönlüm hiç gitmekten yana değildi zaten ama aileme karşı yerine getirmesi gereken sorumluluklarım vardı ve ne pahasına olursa olsun bunu yapmalıydım. Kolumdaki saate baktım. Sabahın erken saatinde yola çıkmış olmama rağmen hala bu kasadan ileriye gidememiştim. Saat 5'i gösteriyordu. Hava da kararmak üzereydi neredeyse. Güneş uzaklaştıkça bu kasabadaki esrarengizlik artıyordu. Bir Allah'ın kulu da yoktu hiçbir yerde. Ne yapacağımı bilmiyordum. Annem yanımda olsaydı beni sarar sarmalar mutlaka bir çıkış yolu bulur. Bunca yaşanan saçmalığa makul bir açıklama yapardı. Mağarada bıraktığım yaralı adam olmasaydı kasabaya tekrar dönmez. Yoluma devam ederdim ama o vardı ve yardım edilmesi gerekiyordu. O yüzden kasabadaki tehlikelerden korkmama rağmen eczanı aramaya başladım. Sağa solu araştırırken bir ağacın gövdesinin oyulup eczaneye dönüştürüldüğünü gördüm. Temkinli adımlarla ilerleyerek eczaneye girdim. Tıpkı otel sandığım yer gibi ya burada da başıma olur olmadık şeyler gelirse diye içim ürperiyordu. İçeriye girdiğimde eczanede hiç kimse yoktu. Belki sahibi gelir diye orada bulunan sandalyelerin birine oturup beklemeye başladım. Uzun müddet beklememe rağmen kimse gelmeyince ayağa kalkarak yaralı adamı iyileştirerek bir şeyler aradım. Birkaç tane ilaç sargı bezi bulup tam kapıdan çıkacakken birisinin onların parasını ödemeden nereye gidiyorsun demesiyle durup arkamı döndüm. Bu ses beni çok mutlu etmişti. Buraya geldim geleli ilk defa normal bir insan sesi duymuştum. Belki bu adam bana burada neler olup bittiğini ve buradan şehre giden otobüslerin kalktığı yere nasıl gideceğimi söylerdi. Geri dönünce tezgahın arkasında ufak tefek, kara yüzlü, yüzü gözü, elleri tamamen sivilcelerle dolu adam duruyordu ve elinde de satır vardı. Bu adamı görünce biraz önce hissettiğim o sevinç duygusu kısa sürmüştü. Sesi normaldi belki ama hayatım boyunca böylesine çirkin sivilceli bir yüz görmemiştim.
Adamın göz bebekleri resmen kırmızıydı. Kara yüzlü bu adamın yüzünde hiç merhamet belirtisi yoktu ve elindeki satırı sürekli döndürüyordu. Her nefes alışında hırıltı ses gelir gibi alıyor. Nefes verirken bunun deliklerinden sümükler akıyor. Nefesi insanı rahatsız edecek derecede leş gibi kokuyordu. Sivilceli kara yüzlü adamı gördüğümde iyice korktum ve kalp yerinden çıkacak gibi oldu. Kara yüzlü adam cevap alamayınca, "Duymadın mı? Sana söyledim. O aldıklarının parasını ödedin mi?" diye tekrar sordum. Kara yüzlü adamın tekrar sorması üzerine ellerimi cebime daldırdım. Cebime bakmama rağmen para bulamayınca korkarak titrek bir şekilde "Param yok ki abi" dedim. Kara yüzlü adam "Param yok" denilmesi üzerine hiddetlendi ve kalfasını çağırdı. El kol işareti yaparak ona "Biz hırsızlara ne yaparız burada" demesiyle birlikte kalfası başıyla işaret ederek "Tamam, anladım" dedi ve hızlı adımlarla giderek eczanenin kapısını kilitledi. Bir anda ortaya çıkan bu kalfa da aynı eczacı adam gibi kapkaraydı. Gözleri kırmızıydı ve ellerinde sadece 3 parmak vardı. Eczanenin penceresini perdelerle örttü. Eczanenin kapısını kilitleyince kara yüzlü adam cebinden zincir çıkartarak üzerime gelmeye başladı. Hayvanlarla verdiğim mücadeleden sonra burada neler olacaktı kim bilir. Bu adam bir taraftan elindeki zinciri sallıyor, bir taraftan da elindeki satırı döndürüyordu. Kahkaha atarak "Buraya kendi ayağınla geldin. Bu kasaba ölüm dağıtır. Buraya gelen ölür. Senin de kabirde yerin hazır" diyerek bağırdı. Kara yüzlü adam elindeki zinciri sallayarak bana vuracakken sağa doğru adım attım. O anda zincir başımı hafifçe değerek arka tarafındaki perdeyi yırttı. Oradan cama vurunca cam paramparça oldu. Eczanenin camı kırılınca bunu fırsat bilerek geriye doğru döndüm ve kırık camdan atlayıp kafamdan akan kanı aldırmadan eczaneden çıkarak koşmaya başladım. Kara yüzlü adam camdan kaçtığımı görünce o da peşimden koşarak elindeki satırı fırlattı. Fırlattığı satır kulağımın yanından geçerek ağaca saplandı. Korkularla dolu bir günün sonunda kasabadan çıkarak mağarada bıraktığım yaralı adamın yanına vardım. Adamın yaralarını temizleyerek pansuman yaptım. Adam o kadar çok darbe almış ve hırpalanmıştı ki yaşaması gerçekten mucizeydi. Aldığı bu darbelere rağmen hayatta kalması onun çok kuvvetli bir bünyesinin olduğunun göstergesiydi. Adamın kendine gelmesini istiyordum. Çünkü bu kasabanın bunca yaşanan şeyin neden olduğunu anlatmasını istiyordum. Yaralı adam bir türlü kendine gelmiyordu. Üstelik bir de beni kurtarın diye inleyip duruyordu. Sabaha karşı biraz kendine gelebildi. O anda da dudaklarını hafifçe oynatarak susuz olduğunu ve su içmek istediğini söyledi. Yaralı adamın kendine gelip su istemesine sevindim. Hemen mağaradan çıkarak su aramak için kasabaya geri döndüm. Kasabada yine her şey normal gibi görünüyordu. Görünürde korkulacak bir şey yok gibiydi. Yine de kasabada temkinli giderek su alabileceğim bir çeşme aradım. İki yolun birleştiği yerde iki musluklu bir çeşme gördüm. Çeşmeye doğru sağıma soluma bakınarak yürüdüm. Çeşmeye gelip su alacağım sırada arkamdan birinin uzanarak kolumu tutmasıyla irkildim. Bu el kapkara, üç parmaklı, iri kemikli, korkunç ve kan kokan bir eldi. Kolumu tutan adam bana "Nihayet yakaladım seni. Demek benden kaçarsın ha" demesi üzerine arkamı döndüm. Bu kara yüzlü eczacıydı. Kara yüzlü adam benim geriye dönüp ona doğru baktığımı görünce benim elimden şimdiye kadar aldığı şeylerin parasını ödemeden çıkıp kurtulan olmadı dedi ve elleriyle boğazıma yapışıp sıkmaya başladı. Ben o anda neredeyse boğulacak duruma geldim. Adamın gözleri gözlerinden bir dakika ayrılmadı. Kıpkırmızıydı göz bebekleri. Yüzüne bakmak bile istemiyordum. Çok korkutucuydu. Çok ürkütücüydü. Bu durumdayken bir şeyler yapmasam ölebilirdim. Gücümü kuvvetimi toplayarak kara yüzlü adamın midesine dizimle kuvvetlice vurdum. Midesine darbe alan kara yüzlü adam geri çekilince yumruğumla ona bir yumruk attım. Kara yüzlü adam aldığı son darbeyle sendeleyip yere düşünce bunu fırsat bilip hızla koşarak oradan uzaklaştım. Ondan tamamen kurtulunca nefes nefese kalmış. Bir yere oturup dinlenmek istemiştim. Ama nereye oturabilirdim ki? Hiçbir yer güvenli değildi. Nereye gitsem, ne yapsam bu kasabada mutlaka başıma bir işler açılıyordu. Güvenli bir yer arayıp bulamayınca kasabanın içlerine doğru yürüdüm. Orada etrafı duvarlarla çevrili yeşil bir alan gördüm. Belki burası güvenlidir düşüncesiyle oraya doğru yöneldim ve duvara atlayarak yeşil olan alana oturdum. Oturup biraz dinlenmek için geriye doğru yaslanınca etrafım birdenbire karıncalar sardı. Karıncalardan garip garip fısıltı şeklinde sesler geliyordu.
Bu karınca normal karıncalardan biraz daha büyüktü ve korkunç görünüyorlardı. Karıncaların korkunç hallerini görünce aniden ayağa fırlayarak yeşil alandan koşarak uzaklaştım. Karıncalar oradan uzaklaşmama rağmen peşim bırakmıyor. Nereye gitsem beni takip ediyorlardı. Karıncalardan kurtulmanın yolu yok gibi görünüyordu. Adımımı attığım yerden yerin dibinden çıkıyorlardı. Öldürmeye çalışsam hangi birini öldürecektim? Kasabanın ortasından geçen yolun oraya gelince durmak zorunda kaldım. Çünkü büyük bir kamyonet hızla bana doğru geliyordu. Bir taraftan üzerime doğru araba geliyor. Bir taraftan da karıncalar üzerime geliyordu. Beni iyice sıkıştırmışlardı. Karıncalara yakalanmak üzereyken gelen araba karıncaların üzerinden hızlıca geçip gitti. Arabanın altında kalan karıncaların hepsi o anda ezilerek öldü. Diğer karıncalara dikkat kesildim. Hepsi aynı anda fısıltı şeklinde bir şeyler söylüyorlardı. Hızla üzerime doğru hamle yapmaya başladılar. Üzerime tırmanıp sağım solum ısırıyorlardı. Resmen etimi koparıyorlardı. Bunların hiçbiri mantığa sığan şeyler değildi. Buradaki böceklerin, hayvanların, insanların nesi vardı böyle? Canımın yanmasıyla kendimi yere attım. Deli gibi sağa sola dönmeye başladım. Bu hareketimle ısırmaları azalmıştı. Allah'ım, Allah'ım diye bağırırken etrafında karıncaları göremedim. Bir tehlikeyi daha atlattığımı düşünüp şükür ettim. Su aramak için tekrar yollara düştüm. Başka bir çeşme daha gördüm. Hızla oraya vardım. Herhangi bir tehlike var mı yok mu diye etrafa bakındıktan sonra cebimde bulunan şişenin içine su doldurarak mağaraya geri döndüm. Yaralı adam sanırım mağarada susuzluktan kıvranıyor. Bir an evvel su içmek istiyordu. Beni mağaranın girişine görünce sevinç içerisinde "Nerede kaldın? Sen gelmeyince başına bir iş geldi zannettim" dedikten sonra sarılı olan kafasını fark etti. Kafasının neden sarılı olduğunu sordu. Ben de bulduğumda her yerin yara biri içindeydi. Kafandan da kan akıyordu. Pansuman yaptım. Kim saldırdı bilmiyorum ama eczanedeki kara yüzlü adam olabilir. Çünkü bana da o saldırdı diyerek yaşadığım olayları anlattım. Yaralı adam bana, o kara yüzlü adam kasabanın en şerli, gözü paradan başka bir şey görmeyen insanıydı. O kasabamıza gelip eczan açmadan önce her şey güzeldi. Kasabamızın halkı birbirlerine yardım eder, komşusunu gözetir, fakirlerini doyururdu. Kimse kimsenin arkasından konuşmaz, kuyusunu kazmazdı. Düşünün elinden tutar, yardım elini uzatırlardı. Kasabamıza gelip eczanı açtıktan sonra kasabamızın bütün güzelliklerinin, iyiliklerinin değişmesine sebep oldu. Onun kasabamızın değişmesine sebep olan huyu çok para göz olması ve söz taşımasıydı. Yani onun yüzünden insanlar birbirine düştü. Varlıklı insanlar onu gördükçe fakirleri gözetmez oldu. Düşenin arkasından bir de onlar vurdu. Hatta o şerli varlıkları kasabamıza davet eden de oydu dedikten sonra su, su dedi ve bayıldı. Ben yaralı adamın bayıldığını fark edince yanına giderek sırtından tutup hafifçe ayağa kaldırdım. Hafifçe yüzünü su serptim ve üzerindeki sargıları çıkarak yaralarını temizledim. Üzerlerine merhem sürerek yeni sargıyla yaralarını sardım. Adam sürekli inliyor ve "Yapmayın, yapmayın" diyordu. Onun her ne kadar neden öyle söylediğini anlamasam da sürekli dinlemesini önlemek için tekrar yaralarını temizleyip sargılarını sardım ve ne olacağını görmek için beklemeye başladım. Bu arada yaralı adamla uğraştığım için vaktin nasıl geçtiğini anlamamış, çoktan ortalık kararmış, gece olmuştu. O yüzden mağarada ateş yakıp geceyi geçirebilmek için mağaradan çıktım. Mağaranın etrafında çalı çırpı toplayarak mağaraya geri döndüm. Mağarada topladığım çalı çırpıları yakarak hem ısındım hem de yaralı adamı kontrol ettim. Gece yarısı olunca yaralı adamın iniltileri kesildi ve yavaş yavaş kendine gelmeye başladı. Onun kendine gelmeye başladığı dakikalarda tuvaletim geldiğini hissettim. Fakat tutmak zorunda kaldım. Çünkü yaralı adam kendine gelmeye başlamış, tekrardan su istemişti. O yüzden adamla ilgilenmiş, kendimi tutmak zorunda kalmıştım. Yaralı adam su içip uykuya daldığında ancak o zaman ihtiyacımı gidermek için dışarı çıktım. İhtiyacımı giderip geri dönmek isterken hava birdenbire bozuldu. Şimşekler çakmaya başlayıp ardından yağmur yağmaya başladı. Yağmur yavaş yavaş yağıp şiddetini artırınca hemen mağaraya geri dönmek istedim. Mağaranın girişine geldiğimde öyle bir şimşek çaktı ki kendimi zar zor mağaranın içine attım. O anda mağaranın girişi büyük bir gürültüyle çökerek kapandı. Aklımda artık şehre gidip iş bulmak, çalışmak falan yoktu. Bir an önce bu yaralı adamı iyi edip ailemin yanına, köyümüze dönmek istiyordum. Öyle özledim ki onları. Onlar da benden saatlerdir hiç haber alamadılar. Annem meraktan deliye dönmüştür.
Bu aklıma geldikçe gerginliğim artıyor. Bir an önce sabahın olmasını ve buradan kurtulmayı arzuluyordum. Mağaranın girişi tamamen kapandığından nereden çıkabiliriz diye düşünmeye başladım. Mağaranın içinde hiçbir çıkış yolu yok gibi görünüyordu. Oturup bunlara düşünüyor, mağarada nasıl çıkabileceğimi planlarını yapıyordum. Ben bu şekilde düşüncelere dalmışken yaralı adam tamamen kendine geldi ve dışarıda neler oluyor diye sordu. Yaralı adamın kendine gelip soru sorması üzerine daldığım düşüncelerden sıyrılarak üzgün bir şekilde mağaranın girişi kapandı. Mağaranın girişi kapanınca ben de buradan çıkabilecek bir yer aradım fakat bulamadım dedim. Bunun üzerine yaralı adam eliyle mağaranın üst kısmında bir yer göstererek "Bu mağarayı avucumun içi gibi biliyorum. Şurada ufak bir giriş var. Beni ayağa kaldırabilirsen gösterebilirim. Yalnız burası şerli varlıkların konağı. O yüzden dikkatli olmalıyız" dedi. Şerli varlıklar dediğinde cinler olduğunu anlamıştım. "Buradan bir an önce çıkmalıyız. Hatta bu kasabadan" dedim. Adamla mağaranın içinde ilerlemeye başladık. Mağarada ilerlerken her taraftan bebek ağlamasına benzer sesler gelmeye başladı. Yaralı adam bu seslerin şerli varlıklardan geldiğini bildiği için bana "O bebek seslerine dikkat et. Onlar şerli varlıkların bir aldatmacası. Eğer o seslere aldanıp sesin geldiği yere gidersen onlara karışırsın" dedi. Bebek seslerinden sonra kahkaha sesleri geldi. Ardından duman şeklinde karanlığın içinde ateşin aydınlatmadığı noktada varlıklar gördüm. Dumanımsı varlıkları görür görmez korku içerisinde yaralı adama sarıldım. Yaralı adam bile korkuyordu. Adam bana şerli varlıkların bu mağarada olduğunu biliyordum. Ama şimdiye kadar rastlamamıştım dedi. "Şimdi ne yapacağız abi" dedim. "Ben de bilmiyorum" dedi. "Dumanımsı şerli varlıklar bizim etrafımıza dönüyor. Kahkaha atarak bizi korkutmaya çalışıyorlardı. Biz korku içerisinde birbirimize sarılmışken uzaktan birinin sesini duydum. Ayet-el Kürsü, Felak ve Nas surelerini okuyun" dedim. Uzaktan gelen sesi duyar duymaz söylediği dualar okumaya başladık. Biz okudukça şerli varlıklar çığlık atıyor. "Okumayın, okumayın" diye bağırıyorlardı. Uzaktan gelen adam da bir taraftan Saffet suresini okuyor, bir taraftan da Cin suresini okuyordu. Biz içeriden adam dışarıdan okudukça şerli varlıklar çığlık çığlığa kaçışmaya başladılar. Sonunda şerli varlıklar ortadan kayboldu. Onlar kaybolunca yaralı adamla beraber mağaradan çıkmayı başardık. Dışarı çıktıktan sonra bizim o şerli varlıklardan kurtulmamıza sebep olan o kişiyi aradık ama maalesef bulamadık. O ayetleri okuyun demeseydi kim bilir ne halde olurduk. Bizi kurtaran o adamın arkasından dua ettik. Cinlerden kurtulduktan sonra yaralı adam bana, "Kardeşim, bu kasabaya ne için geldiysen o işini bırak ve çabuk buradan uzaklaş. Yoksa bu kasabadaki lanet sana da bulaşır" dedi. "Abi, madem ki bu kasaba lanetli, o zaman seninle beraber çıkalım bu kasabadan. Bak zaten yaralısın, hem yaralarını da tedavi ettiririz" dedim. Yaralı adam benim sözlerimden sonra bir müddet düşündü. Ardından bana, "Kardeşim, teklifin için teşekkür ederim ama seninle gelemem" dedi. Bense yaralı adamdan bu sözü beklemediğim için şaşırmıştım. "Neden gelmek istemiyorsun abi" dedim. "Lanet, hepimize bulaşmış durumda. Bu yüzden kasabanın sınırından çıktığım anda ölürüm. Maalesef buradan çıkamam. Sen bu kasabadaki insanların yaşlarını biliyor musun?" dedi. "Hayır abi, nereden bileyim. Zaten toplasan 3 kişi gördüm. Eczacı adam 50'lerinde. Yanındaki kalfası 30'larında. Sense 35 civarlarına falan sınır" dedim. "Bu kasabadaki insanların ortalama yaşı 100 ila 150 arasında. En yaşlımız 200 yaşında" dedi. Ben kasabanın yaş ortalamasını duyunca ağzım bir karış açıldı. Yaralı adam benim şaşkınlığımı görünce "Bu lanet yüzünden hiçbirimiz ölemiyoruz. Anlayacağın dünyanın sonuna kadar bu şekilde yaşayıp gideceğiz" dedi. Ben aldığım cevaptan sonra yaralı adama "Peki abi, senin yaşın kaç" dedim. "Benim yaşım 125 sanırım. Artık doğru düzgün hatırlamıyorum. Zaman geçip gidiyor ama ölmüyorum. İşte bu yüzden hemen bu kasabayı arkana bakmadan terk et. Ha bir de kasabayı terk ederken sakın ola ki kasabanın suyundan içme. Yoksa bu lanet sana da bulaşır ve sen de bizim gibi ömür boyu bu laneti çekersin. Hem de asla bu kasabadan çıkamazsın. İçmedin değil mi sudan" dedi. "Yok abi. Ne yemeğini yedim ne içtim. Buradan çık diyorsun da abi. Nasıl çıkacağım? Her yer buraya çıkıyor. Geldim yolu geçemem. Nasıl çıkacağım buradan" dedim. "Tamam, iyi yapmışsın. Yoksa dönüşün olmayabilirdi. Sana gösterdiğim noktadan gidersen bu lanetli yerden kurtulabilirsin. Tek bir çıkış var. Onun haricinde ne kadar çabalarsan çabala aynı noktaya gelirsin. Bu yolun sonunda 6 tane kavak ağacı var.
Hepsi yan yana, ip gibi dizilmiş. Tam ortalarından geçersen buradan kurtulabilirsin dedi. Teşekkür edip vedalaştıktan sonra onu orada bırakarak koşmaya başladım. Ömrü hayatımda böyle koşmamıştım. O kavak ağaçlarını geçtiğim an ruhum bedenimden çekilir gibi oldu. Gözlerimi istemsiz kapatmıştım. Gözlerimi tekrar açtığımda yatağımdaydım. Bu nasıl kabustu diye söylenirken yatağımda doğruldum. Kan ter içinde sırılsıklam olmuştum. Yataktan kalktığımda üstümde şehre giderken giydiğim elbiselerim ve ayağımda da ayakkabılarım vardı. Gerçek mi, rüya mı diye düşünerek hemen üstümü değiştirdim. Mutfağa geçip olanları düşünürken küçük kardeşim gözlerini ovuşturarak mutfağa geldi. Beni karşısında görünce, abim geri mi geldin? Neden geldiğini söylemedin? Kaç gündür senden haber alamıyoruz dedi. O an kabus değil de gerçekten bunları yaşadığımı anladım. Kardeşime evet geldim. Bana göre bir iş değilmiş. Hadi sen git yat diyerek gönderdim. Sabaha kadar uyuyamadım. Sabah olduğunda herkesle kucaklaşıp hasret giderdikten sonra anneme olanları anlattım. Annem de ne diyeceğini bilemedi. Biz ayrılmayalım oğlum. Bak başına neler gelmiş. Ya hiç çıkmasaydın oradan. Allah'ım korumuş seni. Verilmiş sadakan varmış dedi. Gerçekten de orada su içsem sonsuza kadar lanetlenebilirdim. Tanıdıklarımı, kardeşlerime, herkese oradan geçmelerini, yolu uzatmalarını ama asla orayı kullanmamalarını söyledim. Sonradan öğrendiğime göre gerçekten de o taraflarda bir kasaba gibi ufak bir köy varmış ama bir anda oradakilerle beraber yok olmuş. Olay bundan birkaç yüzyıl kadar önce olmuş. İsmi de öğrendiğim kadarıyla Alt Kavak Köyü'ymüş. Etrafında değerli mineralli çamurlar olduğu için geleni gideni bolmuş. Sondan sonraya o çamur da kalmamış, kurumuş. Ardından da köy yok olmuş. Ne kadar arasalar da bir izle rastlayamamışlar. Ne ölülerini, ne dirilerini. Bırak insanları, köydeki yapıları bile bulamamışlar. Ben nasıl oraya düştüm? Neden bana denk geldi? Bunu hiçbir zaman öğrenemedim. Allah oradaki suçsuz insanların yardımcısı olsun. Gerçekten de verilmiş sadakan varmış. Hikaye bu kadar arkadaşlar. Dinlediğiniz için teşekkür ederim. Sizleri çok seviyorum. Kanalıma hala abone değilseniz abone olup bildirimleri açarak yeni gelecek videolardan haberdar olabilirsiniz. Yeni videolarda görüşmek üzere. Hoşça kalın.